Merhaba değerli izleyenler. Birlik Medya olarak yeni bir canlı yayınla daha karşınızdayız. Bugün 14 Mart Dünya Tıp Bayramı günü. Bütün sağlık çalışanlarımızın bayramını kutluyoruz ve bütün insanlığın sağlık ve huzur dolu yaşamasını temenni ediyoruz. Bugün MHP Karabük İl Başkanı Vekili Cenk Gedikoğlu konuğumuz. Hoş geldiniz Cenk Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Öncelikle nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Biz deyiz. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Yayınlarımızın klasik sorusuyla başlamak istiyorum. Bize biraz kendinizi tanıtır mısınız? Cenk Gedikoğlu kimdir? Cenk Gedikoğlu kimdir? Cenk Gedikoğlu 1977 doğumlu. Ailesi Karabük'te 1952 senesinden itibaren ticaret yapan. Dedesi Cahit Gedikoğlu. Cahit Usta diye anılan, babası Öner Gedikoğlu, aile işini, aile şirketini devralan, ticaretine bu şekilde devam eden Afyon Kocatepe Üniversitesi Döküm Bölümü mezunu olup organize sanayide ticaretine devam eden Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkan Vekili biridir. Çok güzel. Ülkemiz şu an süratle bir seçime gidiyor. Tam 2 ay sonra bugün herkes sandık başında olacak. MHP'de bu süreç nasıl ilerliyor? Şu anda nasıl, neler yapılıyor? Yüksek Seçim Kurulu'nun biliyorsunuz bir takvim var. 16 Mart Perşembe günü saat 17'ye kadar. Aday olacak arkadaşlarımızın hepsi. Adaylık sürecinde bürokraside olanlar, parti görevlerinde olanlar istifa edecekler. Milliyetçi Hareket Partisi bu durumda öncelikle genel merkezine bağlı parti teşkilatlarından istişare yaparak partideki ileri gelenleri, Milliyetçi Hareket Partisi her şeyden önce farklı bir partidir. Ne? Bu parti şu yüzden farklı bir partidir. Bu parti için zamanında çile çekmiş, bu partinin il başkanlığını yapmış, bu parti için gönül vermiş, birçok mücadele içerisinde bulunmuş, birçok insanı barındıran bir partidir. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi'nde ben aday adayı olmak istiyorum, aidatı yatırayım ya da adaylık ücreti nedir, ben bunun başvurusunda bulunayım, geleyim ve aday olayım diye bir şey yoktur. İlk önce bu partinin ileri gelenlerinden, emek sarf edenlerinden, çile çekenlerinden, parti büyüklerinden, genel merkezlerinden bu konuyla ilgili hepsinin ortak görüş, düşüncesini ve desteğini almanız gerekiyor. Yani kendinize göre ben çıktım, adayım demek bu partide çok mümkün değildir. Çünkü sizler de bilirsiniz, Karabük'e mal olmuş, teşkilatlarımıza mal olmuş bu partinin Yaşar Kılıçları, ailesiyle birlikte cefa çeken Asım Çelikleri, ülkücü bir şehidi vardır her zaman, her şeyden önemlisi burada, Şenol Demiroğlu gibi bir değer vardır, Allah rahmet eylesin. O yüzden de işte tabii bu konuyu şöyle özetleyecek olursak da Milliyetçi Hareket Partisi tüm organlarıyla bir araya gelerek bir oy bile fazla alacak adayı tespit eder ve seçimlere o adayıyla güçlü bir şekilde girer. Öncelikli amacımız tabii Milliyetçi Hareket Partisi olarak Karabük'te en az bir milletvekili şu an hedefimizdir. Çok güzel. MHP'ye muhalif kesim MHP'nin AK Parti ile beraber yürümesini hoş karşılamıyor. Bu konuda bir eleştiri var. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Bunu da şöyle değerlendirmek lazım aslında. Siyasete tabii çok erken yaşta başlamış olmanın da bazı avantajları var. Öncelikle siyaset yapan insanlar eleştiriye açık olmalıdır. Kesinlikle. Herkesin kendi düşüncesi vardır, kendi yorumu vardır. Siyasetin ya da Milliyetçi Hareket Partisi'nin iç işleyişini bilmiyor olabilir. Buna göre yorumlar yapıyor olabilir. Ama bizim tabii siyasetçi olarak öncelikli görevimiz bu konuyla ilgili gerekleri, gerçekleri partililerimize, kamuoyuna, vatandaşlarımıza anlatmak olacaktır. Tabii AK Parti ile olan sürecin Cumhur İttifakı'nın belli kesimlerce eleştirildiğini, bu konularla ilgili birçok şeyin konuşulduğunu bizler de biliyoruz, duyuyoruz.
Bu sürecin başlangıcı 15 Temmuz darbe girişimidir. 15 Temmuz darbe girişiminde Sayın Genel Başkanımız bu konuyla ilgili kendisine böyle bir girişim, böyle bir konu aksedildiğinde yakın çevresi bakımından, yakın çevresinde ona şöyle bir şey demiştir. Efendim sizi daha güvenli bir yere alalım. Darbenin olduğu akşamdan bahsediyorum. Evet. Sayın Genel Başkanımız sizi daha güvenli bir yere alalım dediklerinde genel merkeze gidiyor. Genel merkezin bütün ışıklarını açtırıyor. Ve yanındakilerine diyor ki genel merkezden daha güvenli bir yer mi var? Süreci oradan takip ediyor. Ve aradan çok bir zaman geçmeden devletin başındakilerine, Sayın Cumhurbaşkanımıza, o dönemin başbakanına arayıp Binali Bey'e de Milliyetçi Hareket Partisi her zaman olduğu gibi bugün de devletinin yanındadır. Bu bir kalkışma harekettir. Kabul edilemezdir. Bundan sonra da her daim devletimizin yanındayız diye ifadelerinde bulunuyor. Bunun amacı tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımız da Sayın Genel Başkanımızın da bu konuyla ilgili ortak bir amacı vardır. Devletin bölünmez bütünlüğü, Türk milletinin daha da güçlü olması. Tabii ittifak sürecinden sonra ortak güç elde edildikten, yani bu gücü elde ettikten sonra şöyle bir şey de görülüyor. Artık Türkiye tüm dünya ülkelerinde daha güçlü, kendinden daha emin, daha kararlı bir şekilde ilerliyor. Artık Türkiye'nin diğer ülkelerin gözünde çok ciddi bir yeri ve önemi vardır. Bu eleştiriler muhalif kanadın eleştirileridir. Muhalif çevreler bunu söylemektedir, sizin de dediğiniz evet. gibi. Buna benim yorumum şu, evet onlar muhalif kanadın yorumudur. Evet. Milliyetçi ve ülkücü damarlara sahip olan hiçbir partilimizin, hiçbir arkadaşımızın görüşü değildir. Biz Sayın Genel Başkanımızın göstermiş olduğu yolda, vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda her zaman olduğu gibi aynı kararlılıkta ve Cumhur İttifakı'nda devam etme kararlılığındayız. Çok güzel. Yine aynı eleştirilerin odağında 14 Mayıs'ta MHP'nin en zor seçime gideceğini söylüyorlar. Böyle eleştiriler var. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Bu eleştiriler doğru mu? Şimdi deminki sorumuz şöyleydi. Muhalif kanadın şeyi. Evet. Buna da yine bir eleştiri gözüyle bakıyoruz. Yine aynı söylemlerdeyim. İnsanlar eleştirebilir. Demokratik bir ülkede yaşıyoruz. İnsanlar kendi kararlarını söyleyebilir. 14 Mayıs'ta Milliyetçi Hareket Partisi için zor bir seçim midir? Her seçim zordur. İnsan hayatında da bu böyledir. Ticaret de yaparsanız zorlukları vardır. Aile hayatı zordur. Arkadaşlık hayatı zordur. Bu da Milliyetçi Hareket Partisi'nin 14 Mayıs'ta gireceği seçimde haklı yönleri vardır. Ülke çok büyük bir felaketten çıktı. Ondan sonra bir seçime gidiliyor. Ama Milliyetçi Hareket Partisi zor günlerin, zor zamanların, davası için çile çekenlerin, bedel ödeyenlerin partisidir. Biz bu davaya gönül vermiş insanlar, biz zoru severiz. Yani zor olunca bizim daha hoşumuza gider. Daha zevk alırız bu seçimi bu şekilde yürütmekten. Milliyetçi Hareket Partisi'nin üzerine oynanan bir takım oyunlar var. Bu oyunları her zaman olduğu gibi şimdi de Milliyetçi Hareket Partisi bertaraf edip seçimlere güçlü bir şekilde girip yine Milliyetçi Hareket Partisi'ne yakışır bir şekilde bu seçimlerin üstesinden her daim Cumhur İttifakı ile birlikte gelecektir. Çok güzel. Cumhur İttifakı demişken, daha belli değil ama Cumhur İttifakı'yla birçok şehirde ortak vekil adayı olarak seçim kararı demiştik. Bakayım onu karıştırdım biraz. Yani ortak seçim süreci başlanacak dendi. Daha belli olmamakla beraber. Sizce Karabük'te ortak seçim mi olmalı yoksa her birey ayrı ayrı mı seçimlere girmeli? Şimdi bu soruyla ilgili tabii önemli bir sorudur. Partinin yetkili bir organı olarak buradan ağzımızdan çıkan şey çok önemli bir şey teşkil edecektir. Bu soruya aynı zamanda dikkatli cevap vermek lazım.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi ve AK Parti Genel Merkezi bu durumda zaten aylardır çalışmalarını titizlikle yapmaktadırlar. Bu durumda genel merkezler, yani genel merkezlerimizden gelen talimatlar doğrultusunda bu seçimin nasıl olacağına karar verilmiştir. Evet. Şu an kendi parti genel merkezimiz tarafından il teşkilatlarımıza böyle bir talimat henüz gelmemiştir. Gelmedi, evet. Böyle bir talimat geldikten sonra nasıl uygun görülürse her iki parti genel merkezi tarafından tek Cumhur İttifakı ile birlikte ayrı ya da işte nasıl öngörülüyorsa Milliyetçi Hareket Partisi o şekilde seçimlere girip yine aynı çalışmayı gösterip yine aynı başarıyı yakalayacaktır. Peki bunu sizce karar versek sizin için hangisi daha iyi olur? Bunu şöyle düşünmek lazım. Tabii bunları illere göre yaydığımızda bazı illerde daha evvel Cumhur İttifakı ile girilip de alınacak iller vardı, ilçeler vardı. Bu sefer bu daha doğru bir şekilde değerlendiriliyor. Geçmişteki bunun yansımaları şu an çok ciddi anlamda analizleriyle, anketleriyle değerlendirilmekte. Tabii Cumhur İttifakı ile girilse belki daha güçlü. Belki bazı illerde AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi kendi seçmeniyle, kendi partileriyle, kendi hükmettiklerine girse belki daha iyi olabilir. Daha başarılı olabilir, evet. Bunu da işte zaman gösterecek. Ama biz burada hani gönlümüzden geçen şudur desek bile genel merkezimizin talimatları doğrultusunda nasıl ilerleyecekse ona karar vereceğiz. Doğru. Şimdi Karabük iline baktığımız zaman Rafet Bey'e siz daha yakınsınız, öyle görüyoruz. Rafet Bey'den henüz bir açıklama gelmedi ama sizce kendisi milletvekili adaylığına aday olur mu? Kendi şu an konumundan istifa eder mi? Şöyle söyleyeyim bunu. Aslında sorunun direkt muhatabı Sayın Başkan'dır. Evet. Ama siz yakın Sayın Rafet Vergil'dir. Size sormak istedik. Doğru. Artık Karabük'ün bildiğini sizden mi saklayalım? Kendisine bağlılığımız, yakınlığımız çocukluk yıllarından itibaren başlar. Bizim o dönemde evimiz 200 evlerde. Biraz ortaya anık atarak da anlatayım. Güzel müsaade olmuş. Ederseniz. 200 evlerde tabii ben o zaman ilkokul 3 ve ortaokul dönemlerimde Rafet Bey tabii yurt dışında genellikle ticareti olduğu için merkez ofisi de İstanbul'dadır. Arada hafta sonları Karabük'e gelirdi Rafet Bey. O dönemlerde Rafet Bey geldiğinde mahallenin çocukları olarak bizler Rafet Bey'in arabasının içine bakardık böyle. Rafet Bey nerede oturur, nasıl oturur? Yani herkesin aklında ileride işte ben şunu olmak istiyorum, şöyle olmak istiyorum, şunu yapmak istiyorum falan filan diye birçok şey düşünürsünüz. Evet. Bunun adı rol modeldir. Rafet Bey herkese rol model olabilecek bir insandır. Hem ticari zekası, hem çabuk düşünebilir kabiliyeti, hem krizlere soğukkanlı bakması açısından. Sizin de idolünüz olmuş. Farklı bir kişidir yani. Yakından tanımak lazım. Mesela Rafet Bey'le bizim tanışıklığımızı siyaseten, bizim meclis üyesi olduğumuz dönemlerde olduğunu düşünenler vardır. Ama dediğim gibi bu tabii çocukluktan gelen bir şey de vardır. Aynı zamanda da kendisinin işte Çarşamba Pazarı'ndaki Vergili Demir Çelik'le o dönem benim dedemin ve babamın işletmiş olduğu ve amcamın işletmiş olduğu Gedikoğlu Döküm, o zaman Dipkapı komşuyuz. Rafet Bey'in babası Allah rahmet eylesin. Mehmet Vergili, dayısı Nazım amca Allah rahmet eylesin, bizim için çok kıymetli bir insandı. Dedemlerle, babamlarla o dönemden ticaretleri var. Daha sonrasında tabii ben babamdan işi devraldığım dönemlerde Rafet Bey işin başında. Biz Rafet Bey'le ticarete başladık. Tabii o bize, biz döküm sektöründe olduğumuz için Rafet Bey de yurt dışına haddane, çelikhane, işte mangan tesisleri kurduğundan bunların da büyük bir bölümü döküm parçalardır.
O yüzden biz Rafet Bey'le daha sık bir araya gelmeye başladık. Bize döküm işi verirdi. Biz onun zamanında yapmak isterdik, onun kurallarına uymak isterdik. Bir de kendisinin önemli özelliklerinden bir tanesi de odur. Kendisine bir şeyle ilgili bir söz verdiğinizde onu öyle ya da böyle mutlak yapmanız lazım. Ya da yapamayacaksanız da bunu bir şekilde bir hafta gecikecekse de bunu söylemek durumundasınız. Çünkü o onu bilmek ve ona göre devam etmek ister. Şimdi tabii Karabük Rafet Bey'i bir belediye başkanı olarak tanıdı. Tabii ki 3 dönemdir Karabük'te belediye başkanlığını başarılı bir şekilde yürütüyor. Ama insanların Rafet Bey'i yakından tanıması lazım. Rafet Bey kimin neye ihtiyacı varsa, bu işte yardıma muhtaç insanlarla ilgili vermiyorum bu örneği. Birinin abiliğe ihtiyacı varsa ona abi olur. Birinin dostluğa ihtiyacı varsa onun dostu olur. İşte birinin en büyük eksiği kendi hayatında neyse onun o eksiğini kapatır. Rafet Bey tamamlar. Çok güzel. Ben de uzun zamandır ondan birlikte işte ticaret yapabilme, siyaset yapabilme şansına ve aynı zamanda onu tanıma şansına sahip olduğum için mutluyum. Bu şekilde. Evet. Çok güzel. Yine Rafet Bey'in üzerinden gideceğim bu kadar konuşmuşken, sormadan edemem. Az önce dediğiniz gibi Rafet Bey 3. dönem başkanlığında ve Karabük'te her partiden hani şeyden oy alan bir insan şu anda kendisi. Ama uzun zamandır MHP ve CHP arasında tartışmalar sürüyor. Aday olduğu zaman Rafet Bey neler bekler? Şöyle yine aday olması durumunda diye düşünelim. Evet. Ya da Cumhuriyet Halk Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi arasında işte bazen siyaseten atışmalar olduğunu söylüyoruz. Evet. Bazı tartışmalar olduğunu söylüyoruz. Bana göre bu bir Ankara siyasetidir. Ankara siyasetinden kastım şudur. Bu daha evvel daha dönem, yani bir önceki dönemlerin partileri, işte Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi, işte Saadet, Fazilet, Refah Partisi, o dönemlerin partilerinde diğer parti genel başkanlarının da siyasi süreçlerin ülkenin genel konjektörüne göre ilerleyen dönemlerinde yapmış olduğu çeşitli söylemler, parti yönetimlerinin, yöneticilerinin kendi savunduğu şeylerle ilgili zaman zaman fikir ayrılıkları vardır. Ama şimdi ben bunu Karabük için yerelde böyle bir şeyin olacağını düşünmüyorum. Çünkü Karabük farklı bir yerdir. Karabük'te arkadaşlık, dostluk, ahdi vefa had safhadadır. Şimdi bizim burada bu işe Cumhuriyet Halk Partisi ya da Milliyetçi Hareket Partisi olarak bakmamamız lazım aslında. Niye bakmamamız lazım? Çünkü burada bütün insanlar Karabük'te Hürriyet Caddesi'ne çıktığınızda yüz yüze bakacaksınız. Yani biz düğünde beraberiz, cenazede beraberiz. Doğru. Kar yağsa beraberiz, yağmur yağsa beraberiz. Cumhuriyet Halk Partili abilerimizin, büyüklerimizin, bu partiye emek sarf etmiş olan insanların, aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partisi'nde de ve diğer partilerde de bu görevlerde bulunan insanların öncelikle hepimizin mezarı burada. Neyi konuşuyoruz, neyi tartışıyoruz? Doğru, tabii ki. En zor zamanlarda bir arada oluyoruz. Biz bu insanlarla ticaret yapıyoruz. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne, biz Milliyetçi Hareket Partisi'ne nasıl gönül verdiysek, davamızı savunuyorsak, genel başkanımızın talimatları doğrultusunda parti ideolojilerini anlatıyorsak ve de halkımızla, partimizle ilgili en doğruyu bilmesi için uğraşıyorsak, Cumhuriyet Halk Partisi'ne mensup insanlar da aynı durumdalar. Mesela bugün benim Karabük'te Cumhuriyet Halk Partisi kanatından Hidayet Aygün, işte Erdoğan Dinçel, Adnan Yüce, Cengiz Has, Birol Sesver, daha birçoğunu sayabilirim bunlarla ilgili. Onlar bizim için kıymetli insanlardır. Bizim abilerimizdir, tanıdığımız insanlardır. Oturup yazıhanelerine gittiğimiz, çay kahve içtiğimiz... Siyaset bir tarafa, arkadaşlık siyaset bir tarafa. Tabii Karabük'te o yüzden diyorum bu iş farklıdır. Mesela
Ben bunu da Rafet Bey'in ağzından duymuşumdur. Oda Başkanımız Sayın Fatih Çapraz'ın ağzından çok duymuşumdur. Mesela Karabük'ten o dönemin Cumhuriyet Halk Partisi döneminde siyasetin en hızlı, en iyi böyle gittiği dönemlerde Mehmet Ali Bölek diye bir insan geçmiştir oradan. Ben kendisini tanımıyorum, anılarını dinliyorum Rafet Bey'den, Fatih Bey'den, rahmetli Nazım amcadan çok dinlerdim. Şimdi günümüze baktığınızda Mehmet Ali amcanın oğlu Murat Bölek, bizim çok sevdiğimiz, evet Cumhuriyet Halk Partilidir. Kendisi de açık açık bağıra bağıra da bunu söyler. Ama aynı şeyleri konuşabiliyoruz. Aynı şekilde aynı yerlerde oturabiliyoruz, aynı sohbetlerde bulunabiliyoruz, aynı esprilere gülebiliyoruz, aynı şeylere üzülebiliyoruz. Doğru. O zaman bunun neresinde işte CHP'lilik, MHP'li olmuşsunuz falan filan. Ben bu işe şöyle bakıyorum. Önce insan olmak lazım. İnsan olduktan sonra bu değerleri, işte bu çıkmazları, bunlarla ilgili bütün kafanızdaki kini atabilirsiniz. Genelde siyaset düşmanlık yaratır. Öyle o gözle bakılır. Ama şu an anlattıklarınızdan anlıyoruz ki çok güzel şeyler, anılarınız varmış. Güzel şeyler yaşanmış. Gayet tabii. Şeyi de ekleyeyim. Kendisi programımızı izliyorsa, izleyecekse. Mesela benim senelerdir tanıdığım, kendisine saygı duyduğum, Cumhuriyet Halk Partisi için çok ciddi çaba sarf etmiş, gerçekten de bana bakılırsa, yani benim kendi düşüncem olarak anlatıyorum bunu, ona da kendi tabiriyle, kendi çıkışıyla, kendini öyle anlatmasıyla söyleyeyim. Bizim bayram denilen bir adam var. Evet. Evet, o bizim bayram. Arkadaşımız, dostumuz, her zaman nerede karşılaşırsak karşılaşalım, hasbihal ettiğimiz güzel bir adam. Sonuçta tabii Karabük nezdinde de bunu şöyle konuyu bağlamak gerekirse, biz hep öyle deriz. Eskiden işte gençlikten, gençlik kollarından bu siyasete başlamış olan insanlar olarak. Evet. Siyasette barışmasını bilmeyen kavga etmesin. Herkes bizim dostumuz, herkes bizim arkadaşımız. Dolayısıyla Karabük'te bizim böyle bir sorunla karşılaşacağımızı düşünmüyoruz. Tabii herkes kendi adayını çıkartacaktır. Ama Karabük olarak, en azından Cenk Gedikoğlu olarak benim bu konuya bakış açım böyle. Çok güzel. MHP'deki görevinizin yanı sıra Ticaret Odası Organize Sanayi Bölgesi'nin de yönetimindesiniz. Ama seçim süreci çok yoğun geçecek. Bu yoğun tempoda neler yaşarsınız acaba? Yorulur musunuz? Sizi neler bekler? Evet, şöyle. Lütfen beni kimse yanlış anlamasın tabii bunu anlatırken. Sabah evden çıkarken o günkü yapılacak ziyaretlerle ilgili hangi rozeti takacağımı düşünüyorum yani. Şimdi Ticaret Odası'nda başkan yardımcılığı görevimiz var. Milliyetçi Hareket Partisi'nde il başkan vekilliği görevimiz var. Organize Sanayi'de Sayın Valimizle birlikte yönetim kurulu üyeliğimiz var. Tabii bu konuyu şöyle izah etmek lazım. Siyasette de çok önemli bir kelimedir bu baktığınızda. Görev istenmez, verilir. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi bizim evimiz, yuvamız. İnsan eviyle, işiyle, gücüyle uğraşmaz mı? Orası bizim yuvamız. Evet. Devamlı orayla ilgilenmek, oraya bir oy daha fazla alabilmek için ya da partilerimizin ya da Karabük'ün ya da vatandaşlarımızın ve bütün hemşerilerimizin sıkıntılarını halletmek için siyaset bununla ilgili ciddi bir araçtır ve bunu iyi bir şekilde insanların menfaatleri ve ihtiyaçları doğrultusunda namuslu ve dürüst bir şekilde kullanırsanız bu önemli bir şeydir. Yine Ticaret Odası ile ilgili de bahsetmek gerekirse, Ticaret Odası Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütüdür. 1 milyon 200 binin üzerinde şirket üyeliğine sahip, şimdiye kadar çok değerli oda başkanlarımızın görev yaptığı, bana göre hem önemli bir güçtür hem de doğru bir şekilde hizmet etme anlayışıyla birlikte başladığınızda Karabük'ün yine menfaatlerine, Karabük'ün ticaret erbaplarına faydalı olabileceğiniz güzel bir yerdir. Şimdi tabii şimdiye kadar çok önemli oda başkanlarımız görev yaptı burada dedim. Şu anki oda başkanımız Sayın Fatih Çapraz,
benim kadim dostumdur, iyi arkadaşımdır. Ticaret odasıyla ilgili hani bu kadar yoğunluğunuz var, orada niye varsınız dediğinde adaylık sürecinde ve böyle bir göreve talip olacağında Sayın Çapraz'dan konuştuk. Kendisi bana dedi ki ben bir yola çıkıyorum. Bu yolda benimle olur musun? Ben de kendisine dedim ki ben senin istemiş olduğun her yolda ne zorluk olursa olsun, ne olursa olsun ben senden her yola çıkalım. Çok güzel. Yolumuz açık olsun deyip Fatih Bey'le ve çok değerli yönetim kurulu üyelerimizle, yine meclis üyelerimizle birlikte ticaret odasında en iyi şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Organize sanayideki görevimizde oradaki fabrikamız olması hasabıyla oradaki iş adamları, tüccarlar, müteşebbüslerin ortak kararıyla bizlere vermiş olduğu destekle orada da Sayın Valimizin başkanlığında bu arada da hazır yeri gelmişken Sayın Valimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Tabii Karabük birçok değerli vali hizmetinde bulundu. Birçok vali Karabük'te hizmette bulundu. Sayın Valimiz o kadar özverili. Sayın Valimiz o kadar çok her yerde bulunup herkesin her derdiyle ilgilenen, en azından bütün süreçlerin içerisinde bulunan ve tam bir devlet adamı edasıyla Karabük'e her bölümde, her kesimde, her şekilde hizmet etmeyi odaklayan, bu konuyla ilgili bütün enerjisini Karabük için harcayan biri. Kendisine huzurlarınızda da teşekkür ediyorum. Bilhassa deprem zamanı hepimizin başında bu konuyu en ciddi şekilde hepimizde istişareli halinde ve oradaki yardımları ne şekilde en güvenli, en ihtiyacı olanlara gitmesi noktasında büyük bir özveriyle çalışmıştır. Kendisine de lafı gelmişken bu şekilde teşekkür etmek istiyorum. Biz size teşekkür ederim. O zaman şöyle özetleyelim. Sevdiğin işi yaparken hiçbir zaman yorulmazsın. Yorulmazsın. Bir de şunu da eklemek istiyorum. Müsaadenizle. Şimdi tabii bazen eleştiriyoruz. Benim size demin konu içeriğinde anlatmış olduğum şeyin özeti de bu aslında. Sabah evden çıkarken hangi rozeti? Evet. Şimdi bunları zorla bizim silah dayayarak kafamıza kimse şu görevde olacaksın, bu görevde olacaksın, şunu da sen yapacaksın, burada olmalısın demedi. Yani. Biz istiyoruz ki bu görevlerde olmak. Bir de siyaset bir bakıma herhalde bana bir enerji veriyor. Yani insanlara yardım etmek, birinin bir işini çözmek. Düşünün yani şimdi Ankara'da sizi Karabüklü biri arıyor. Diyor ki işte falanca hastanesinden bir yerde yatak bulamadık, doktora ulaşamadık. Bununla ilgili şöyle bir sıkıntımız var. O an için o Karabüklü ya annesini götürmüştür, ya kardeşini götürmüştür, ya bir akrabasını. Onun için en önemli kişi oradadır. Evet. Siz onun en yakınına, onun bir sorununu çözmekle ilgili dokunduğunuz zaman bu benim için çok önemli bir has. Yani dediğim gibi ama bunu çeşitli menfaatlerde kullanmamak lazım. Ben şuyum, ben şuradayım, şunları yapıyorum, işte bana da şöyle desinler. Hayır. İnsanlara faydalı olabildiğiniz müddetçe buralarda olmalısınız. Yani bunun da kararını... Şöyle özetleyelim. Siyaset egoya değil, iyiliğe dönüşsün. Kesinlikle. Evet, bravo. Doğru. Siz devam edin. O yüzden de tabii insan bu tür görevlerde ne kadar işte kendini başarılı hissediyorsa, ne kadar faydalı olabildiğini düşünüyorsa ama zamanı geldiğinde de artık yeter diyebilmeli. Bizim siyasetçilerimizde, Türkiye genelinde söylüyorum bunu, evet. Çok olmamakla birlikte yeter diyebilenine ben rastlamadım. Ondan sonra inşallah biz de hani bu kadar konuşup da bu tür yayınlarda, canlı yayınlarda yarın bir gün bunlar arşiv oluyor. Evet. Bak o zaman da onu dediydim diyor. Tabii bunun içerisinde siyaset her doğru her yerde de söylenmez diye de bir şey vardır ama biz söylemiş bulunalım bunu. İnşallah biz öyle olmayalım ya da doğru düzgün iyi bir şekilde, faydalı bir şekilde halen daha hizmet edebildiğimizi düşünebiliyorsak devam edelim. Ama edemediğimizi artık geriden doğru da bir jenerasyon geliyor. Daha kabiliyetli, daha güzel Karabük'ümüze daha faydalı olacak arkadaşlarımız da var artık dediğimizde
evet, çekilmesini de bilmek lazım diye kesinlikle düşünüyorum. Kesinlikle öyle, katılıyorum size. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Son olarak ben öncelikle beni programınıza davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Geldiğiniz için biz teşekkür ederiz. Çok çok sağ olun. Depremde hayatını kaybetmiş bir sürü canımız var oralarda. Evet. Tabii bununla ilgili şunu açıkça ifade etmek istiyorum. Yardımlar gitti, herkes kendi gücü nispetinde bir şeyler yapmaya çalıştı. Ama ateş düştüğü yeri yakar. Doğru. Bölgeye ben gitmedim, giden arkadaşlarımız oralarda, işte Karabük itfaiyesinden giden, bizim mesela Karabük Ticaret Odası'nda o görevlerde bulunan arkadaşlarımızdan dinlemiş olduğumuz şeylerde, orada durum çok farklı, orada işler acısı durumlar var. Allah bir daha böyle bir şey yaşatmasın. İnşallah. Tabii ailelere de başsağlığı diliyoruz. Bunu söylemek, anlatmak bile hüzünlü. Bunu yaşamayan bilmez. Evet. Düşünün, Karabük'ten örnek verelim. Allah göstermesin, Allah hiçbir şehrimize bir daha böyle bir şey göstermesin. Akşam işinizden çıkıyorsunuz, lüks arabalarınızla, şeylerinizle. Gidiyorsunuz bir restoranlarda yemekler yiyorsunuz, iş yemekleriniz oluyor. Bir marketten alışveriş yapıyorsunuz. Eve geliyorsunuz, yatıyorsunuz ve ertesi sabah hiçbir şeyiniz yok. Bas bas o gücünüzle birlikte bağırıyorsunuz. Bana da bir çadır var mı, bizim konteynerimiz var mı? Ve o hayatınızdan sonra aynı konteynerlerin, aynı çadırların içerisinde sobanıza bile bu odunu bize verecekler mi diye bekliyorsunuz gelip. O yüzden o kadar zor, o kadar kötü bir durum. Allah bir an evvel, devletimiz büyük, devletimiz güçlü, devletimiz her yarayı sarabilecek kabiliyete sahip. Zaten zaman geçtikçe de bölgede bunu içtenlikle görüyoruz. Bakanlarımız orada, milletvekillerimiz orada, devletin her kurumu orada, parti genel merkezimizin bütün organları orada. Bir an evvel bu yaraların sarılmasını arzu ediyoruz. Evet. Yine bu vesileyle önümüzdeki hafta başlayacak olan Ramazan ayımızda bütün Karabük hemşerilerimizin tebrik ediyorum. En azından böyle günlerden sonra gene aynı şekilde ibadetlerimizle, dualarımızla böyle bir şeylerin artık bir daha yaşanmamasıyla ilgili güzel de bir aya giriyoruz. Bu ayda inşallah bunların hepsinin sonu olmasını, kötülüklerin İnşallah. Sonu olmasını dileyelim. Tekrar ben teşekkür ediyorum. Konuşmalarımızda birçok şeye değindik, evet, sayenizde. O yüzden de konuşmalarımız içerisinde herhangi bir şekilde birini kırdıysak, birini üzdüysek peşinden özür dileyelim. Şimdiden kimsenin kalbini kırmadan dikkat ederek konuşmaya özen gösterdik. Programımıza beni davet ettiğiniz için, bu kadar sıcak bir karşılama olduğu için, bana böyle bir fırsat verdiğiniz için ben şahsınızda bütün Birlik Medya ailesine çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Herkese hayırlı günler diliyorum. Saygılar sunuyorum. Biz geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir sohbet oldu bizim için de. Ağzınıza sağlık diyorum. Canlı yayınımız burada sona erdi. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki canlı yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.